Şeyden yayında anlatmadığım bir şey anlat. Askerden. Askerden anlatmadığım bir şey anlatayım. Hepsini anlatmamışsındır herhalde. Anlatamadım ki oğlum, o yayın zaten 20. gününde mi ne kaldı, daha anlatacak 160 gün mü var da. Anlatsam 6 aylık içerik var orada da. Yani aklıma gelen ne, askerlikle ilgili sormak istediğin şey varsa sorun. Ya mesela giriyorsun ilk. Tamam. Ne yapıyorsun? Abi ben bir kere askere çok morali bozuk gittim. Çünkü dedim ki orada tıraş olmayayım, kendim keseyim saçımı. O zaman da yine bu kilolardayım, maksimum kilo almışım, 110 kilolarda falan. Abi hani uyuyamadım o gece, yani öyle psikoloji oluyor, uyuyamıyorsun. Sabah kalktım, dedim bizimkiler uyuyorken bir kafayı vurayım. Ulan insan 7'ye 8'e vurur anasını diyeyim. Ben direkt sakal tıraş olur gibi. Bir koydum abi, kafa küçücük, yanaklar bu kadar kaldı mı? Şey vardı böyle, tahmin ettiği boyun vardı, belki bilirsiniz. Adamları böyle indir, George, işte bilmem ne, çok eski gün gerçi, bilmeyebilirsiniz onu. Abi benim tip bir kaydı. Dedim boş ver, askere gidiyorum zaten. Hani görecek kimse yok, kız yok, bir şey yok yani. Öyle gittim ben askere. İlk gittiğim anda şey çok hoşuma gitti. Böyle sırada 60 tane, Timeskut'un kapısında 60 tane, 100 tane insan var. Önceden forumdan, isim verebiliyor muyuz buradan bilmiyorum ama, Konanım Haber'den, tamam mı? Çok salakça bir yorum yaptım. Konanım Haber'den insanlar nereye çıktıysa birbirleriyle tanıştılar. Atıyorum sen askere gideceğim, ben askere gideceğim. İkimiz de Etimeskut'a çıkmışız. Kısa dönemiz. Oradan yazıyorsun. Ben Etimeskut'a çıktım. Kısa dönem gelen var mı? İşte ben şuradayım, şuradayım diyorsun. Ben gelip sana diyorum ki ben de varım. Tuttu mu senin hiç? Ne? Orada tanıdığın var mıydı? Tabii lan, ben bir gittim. Birliğe bir katıldım. 10 tane arkadaşım vardı zaten. Süper. O çok önemli. Bak askere gidecekler, onu değerlendirsin. Şu an nereden yapacağız ki bunu? O askere gideceğin zaman belli oluyor. Hayır. Nereye yazacağız? İşte o forumlara. Hala forum kullanan var mı? Yani. Var oğlum, olmaz olur mu? Cidden var mı? Tabii lan. Benim bildiğim şu an sadece hala Konanım Haber bir derece kullanılıyor. Tamam işte, ben de Konanım Haber'de zaten kullandım yani. Var orası dolu. Hele askerlik zamanı ziyaret tavan yapıyor orada. Tamam. Ben oradan buldum 10 tane arkadaşımı. Sen Konanım Haber koğuşunu kurdun. Kurdum. Gittik abi oraya. Aa içeri bir girdik anasını satayım, daha hiçbir şey anlamıyoruz zaten. Arkadaşlarım var. Abi ne haber? İyi, sen ne haber? İçeri girdim. Savaş eğitimine başla. Yok lan, anne baba böyle bir el salladı. Annem gelmemişti çok ağlar diye de, babamla ablam vardı. Tuğçe ağlıyor mu ağlıyor. Girdik içeri. Böyle bir artistik yani, anladın mı? Selamun aleyküm falan. Mucuklayacaklar seni, birazdan haberin yok. İlk kıyafet verdiler. Sıra sıra girip böyle botunu teslim ediyorlar. Botu işte 2 numara büyük söylüyorsun. Niye? Şişer diye mi? Şişer diye değil. Hem çorap giyebil diye. Kış sezonu gidiyorsun. 4 kat 5 kat çorap giyorduk üşümemek için. O yüzden ben 47 numarayı çaktım abi, palet gibi böyle. Onu aldım, kıyafetlerimi aldım, donumu onu veriyorlar. Sonra çük kontrolüne. Çük kontrolü? Çük kontrolüne işte. Çük kontrolü? Var mı? Çük. Var mı? Sadece buna mı bakıyorlar? Ya var, sağlam mı? Yerinde mi her şey? Yani nasıl yani ya? Ne demek o? Sayım yapılıyor işte. Sayım yapılıyor yani. Yoklama yapılıyor, 1-2. Neyi işte, yani bir iki. Korsan gemisindeki topları düşün. Tamam. Formu aynı mı diyor? Teke, iki teker artı sıktığın şey. Niye? Yani onu okuyayım. Tamam, hayır. Niye yani böyle bir kontrol? Tamam yani zaten. Abi hani işte. Sağlık yani Arzu abla, sağlık. Kendi yanımda gibi anlatamıyorum. Çok zorlandım. Yoksa çok merak gireceğim de. Tamam. Neyse dur. Arkadaşlar bak burayı dinleyin. Burası ya, önemli. Ya üreyebiliyor musun onu kontrol edin. Onu bilemez abi senin sperm kaliteni yani. Sen sadece sağlam mısın diyor. Bir parçan eksik mi? Tamam okey. Anladın mı? Okay. Sağ top yerinde. Peki, mi? Sol top eksik mi? Peki eğer değilse mesela sana çürük raporu verip yolluyorlar. Verir. Ciddi misin? Verir yüksek ihtimal. Yani onun içinde keseceksen zaten ne yapacakmış yokken. Çürük almak için abi vurdum baltayı. O gün döndüm eve falan. Neyse bir kontrol yapılıyor. Bunun şeyi Twitch'te anlatmıştım, detayına girmeyeceğim. Çivere çıkmak için balta vursan ilk oraya mı vurursun ya? Koluna mı onu atmaz? O ya işte neyse, yani neyse. O oradan vurdu diye söylüyorum. Öyle bir kontrol, sonra aşı. Yan yana oturuyorsun böyle pıst, iki tane çakıyorlar sana içeri böyle. Sakin ol, iğne yapacağım falan diye böyle. Adamantiyon. Oturuyorsun, bam vuruyor, kalkıyorsun, bam vuruyor. Bir de ondan sonra hastalanıyorsun. İki tane aşı yiyince böyle bir ateşin çıkıyor bilmem ne. Böyle ilk gün bir mal gün yani. Bu ne ya? Bu ne kadar brutal bir şey. Oğlum bir sürü şey veriyorlar sana. Ne bileyim ne aşılarıydı lan onlar? Tetanoz oluyorsun, kuduz oluyorsun. Neyse hatırlamıyorum, sallıyorum şu an. Tıps tıps takıyorlar sana iğneyi. Bir de onlar ağır iğneler. Ağır tabii canım. Ondan sonra hop şeye, yatakhaneye. Koruyorum. Abi. Yatakhaneye geçiyorsun. Yatakların yerini söylüyorlar. Orada bir kaynaşma başlıyor. Dolapların belli. Dolaplarına yerleşiyorsun. Kısa dönemlerde biraz daha şey tabii. İşte parfümümü koyayım.
İşte su, 1 litrelik su. Kısa dönemlerin dolunda 1 litrelik su var. Öğlen bir geliyorsun bitmiş. Uzun dönemler içiyor tabii oradan. Ha. Tam böyle şey kısa dönem hani. Okulun özel okul çocuğu gibi. Dolap açılıyor mu isteyince? Kilit var. Kilit hani uzun dönemler nasıl içiyor suyu? Ya abi bizim usta döneminde artık dolapları falan kilitlemiyor. Ha. Hani zaten şeyde koğuş mu denir, yatakhane diyeyim, koğuş hoş durmuyor da 15 kişiyiz zaten. Yani herkes birbirini tanıyor. Tamam. Ondan sonra ilk bizim tabii o forum dediğim yerlerde taktikler veriliyordu. İki tane kilit alın, botları birbirine kilitleyin çünkü bot çalınıyor diye. Abi uzun dönemin botu eskimiş, yeniler geliyor ya. Sen zaten poşetsin. Ooo diyor lan yeniymiş bu diye alıyor onu. Eskisini seninkine koyuyor. Bir giriyorsun 34 numara böyle sallıyorum yani. 41 numara ayağın girmiyor falan. Bunlar hep tedbirlisi. Mesela cüzdanımız boynumuzdaydı ilk gün. Tam noob ya. Böyle sarmışız cüzdan bir burada duruyor. Şey evet, çaylak. Evet, ya yeni karakteriz anladın mı? Sıfır karakter level girmiş. 99 patron sonra. Onlar da starter itemları yani. Cüzdan, saat, standart şeyin, Casio'nun okay. Standart saati anladım. Falan böyle. Süre tutmalık. Ha, süre tutmalık. Sonra bir hafta sonra şafak sayarlı saatler geliyor. Abi. Teknoloji büyüyor. Oradan basıyorsun böyle sana söylüyor. Daha 160 günüm var ama. Hiç bitmiyor. Öyle başlıyorsun abi. İlk arkadaşlıklar güzel. Jimmy Billy zaten ilk gece çok kötü olmuştum. Çünkü hepimiz aynı eşofman takımını ve aynı ayakkabıyı giydirdikleri için 70 kişi düşünsene lacivert beyazlı bir takım. Ayakkabılar böyle oğlum. Bak böyle. Kıvrılmıyor anasını spor ayakkabı. Ama kıvrılmıyor. Böyle çıpıtık 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 yürüyorsun. Adımlarını böyle atıyorsun. Oturduk abi. Uçak uçuyor mesela. Daha birinci gün bak. Ah be uçağın içinde özgür lan insanlar falan oluyor. Birinci gün. Oğlum daha benim ilk geceden ne olur öldürmeyin beni diye rüya gören adam vardı. Anlattım yayınımda. Gecenin dördünde bir de beni koğuş sorumlusu yaptılar ilk gün. Bela çeker gibiyim. İşemeye giderken bilmem ne yaparken soracaksınız dediler. Uzman çavuş beni böyle 50 kişinin arasında beni gösterdi. Senin mesleğin ne dedi? Endüstriyel tasarım komutanım dedim. Tamam bu gecenin sorumlusu sensin dedi. Tasarımcı olunca niye böyle bir şey oluyor ki? Bu geceyi sen tasarla. Bu gece sana yani şeyi veriyor görevi orada. Kimse senden habersiz dışarı çıkmayacak diyor. Ulan uyuyamadım ama sürekli streste var ya millette. Tukan efendim işeceğim. Ya oğlum işeyin diyorum gidin. Benim haberim var abi siz gidin. Ama bu oldu yarım saat bir saat sonra net olarak şey. O anlattığım sarışın bir çocuk vardı. Karadenizli. Karadenizli miydi lan çocuk hatırlamıyorum da. Abi çığlık çığlığa uyandı gece ya. Saat böyle 3-4. Bırakın beni öldürmeyin. Terörist şey görüyor kafasında. Etimeskut'ta. Birliklerde. Nasıl kendini kaptırdıysa rüyasında adam savaşıyor abi. Uyandırdık panik yapmasın diye. Hingek diye uyandı. Tamam oğlum sakin hiçbir şey yok biz bizeyiz. Dedi tam şuradan girdiler de işte eli silahlı adamlar falan nasıl tribe girdiyse. Ha o gün dedim işte tamam insanlar ne psikolojiyle geliyor buraya. Ki hepsi kısa dönem bunların. Hani. İşte ondan sonra. Çok merak ettim ha. Neyi? Devamını. Şimdi işin en boktan kısmı şuydu. 60-70 kişilikti o yatakhane. Ranzalar yan yana. Yani senin yanında yatan adamın sabah böyle kıllı bacağı buranda oluyor. Ve tanımıyorsun adamı. Bayağı biriyle yan yana yatıyorsun. Yan yana yatıyorsun. Yani aslında iki kişilik yatak oluyor ranzalar yan yana olduğu için. Benim gittiğim yerden bahsediyorum. Tamam. Orada Etimeskut'taki kısa dönem kısmı. Abla onlar artık şey ya. Hani var benim işte o dize çekip vurduğum, bütün koğuşu uyandırdığım. Hani Osurk savaşları. Çünkü canı sıkılıyor anlatabildim mi? İşte en çok kim giyirir? Yapıldı mı bunlar? Uzun eşek. Kaburgalarımı çatlattım. O anlatmıştım bir kavgaya karışmadan önce. Kaburgam çatlak. Millet sanıyor ki savaşta oldu. Yok lan uzun eşek oynuyorduk. Göğsüm mermerdeyken üstüme Ali diye bir çocuk var. O atladı nasıl diyeyim. O kadar boş vakit var mı cidden? Abi var. Bak askerlik nasıl biliyor musun? Sabah kalkıyorsun abi 6'da. Uyanın lan diye. Ondan sonra giyiniyorsun. Tıraşını oluyorsun. İçtimaya çıkıyorsun 8'de. Şey sorguladın mı? Neyi? Kral zaten bir şey yapmıyoruz. Niye 6'da uyanıyorsun? Abi aslında yapmıyorsun değil. Orada olay prensipli olman zaten. Tamam. Orada kalkacaksın abi yani. Mantık aramayacaksın diyorlar ya kalkacaksın. Bir içtimadan sonra herkes görevlere diyor ya böyle. Rabbada gideceksin sanıyorsun. Biri çay ocağını açıyor. Biri işte yemekhaneye gidiyor. Şimdi Diyarbakırlılar var. Lahmacun açmaya başlıyorlar falan. Ama olay o zaten anlatabildim mi? Ben mesela ilk iki ay yazıcıydım. Dünyanın en sıkıcı şeyi. Ulan bunu söylesem suç olur mu acaba? Ben orada asker bilgisayarına şeyi yüklemiştim lan. Mount & Blade. Yok kaldırmaz lan. Windows 95 miydi anasını hatırlamıyorum da. Ultima mı? Ultima değil. Doom. Doom'un ilk oyununu kurmuştum. 32 MB RAM olan bilgisayarlarda vardı. Evet Tuka vardı. Abi burası çok sıcaktı iyi gelir sana şimdi. Ne oldu lan? Şey Silivri. Sonra tam yüklerken demek dedim ki... Demek devletin malına dur yükleme. Hayır. Tam yüklüyordum dedim ki
Olmaz. Olmaz abi. Olmaz abi, yapamam. Yapamam dedim ve bir anda vazgeçtim abi. Neyse. Askerlik o abi, içtimadan sonra dağılıyorsun. Eğitimler var. Eğitimler sıkıntı. Eğitim dışında her şey güzel ilerliyor. Çok güzel maceralar oluyor. Geceleri tehlikeli. Ben gece çavuşa döndüm sonra. Garip bir şey yaşadın mı hiç gece nöbetinde falan? Yaşadım tabii. Nerede mesela? Etimesgut. Etimesgut'ta değilim artık. Ha, geçtim. Ya Etimesgut ilk acemi birliği çok böyle... Sen ustada nereye geçtin? Ustada Niğde'ye geçtim ben. Niğde Bor'da yaptım 5 ay. Niğde Bor'da bambaşkaydı. Geçti Bor'un pazarı, süreçli Niğde'deki Bor. Aynen o. Yani Bor bir kere ortada böyle düzlük bir yerde. Fabrika zaten. Bizim en büyük avantajımız oydu. Siviller de var çalışan gündüz. Ha. Sabah 9 akşam 5 tabii. O yüzden mesela bir takım avantajların oluyor. Ne oluyor? Dışarıdan malzeme geliyor. Ya bir tık daha sanki esnek oluyor gibi. Bir tık. Hı. Şimdi Etimesgut öyle değil oğlum. Nereye çevirsen bir rütbeli var. Ve sağlam rütbeleri yani. Böyle sürekli hazır oldasın. Lak 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 diye yürüyorsun. Niye de öyle değildi. Bir de tankçıydım ben. Hizmet birliği yaptılar abi. Yani rapapapam böyle kara siyah bereler mereler. Uzun döneme bir gittik şeye. Usta birliğine. Hizmet birliği. Ne yapacağım? Paspas mı çekeceğim bütün gün? Nitekim de ilk bir ay full paspas çektim. Cidden mi? Tabii bütün sokağa, bahçeyi, her şeyi temizletiyorlar. İkinci ay? Hı? İkinci ay yazıcılıkta uzmanlaştım. Ne yaptın? Doğumu daha mı iyi oynadın? Hayır. Yazıcı dediğin şey zor oğlum. Her şeyi sen tutuyorsun. İçtimaların, bilmemlerin, o atış yapılıyor bilmemler. Bir de beni silah şeyi sorumlusu yaptılar. Mermi saymalar. Eğitimlerde sıkıyorsun çünkü. Ha, benim askerde en gittiğim andan beri beklediğim şey oydu. Hani ateş etmek istiyorum abi. Taka 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 sıkmak istiyorum. Normalde birçok kişi asker edip ateş edemiyor. Benim şansımı 3 denetleme gördük. İşte benim o keskin nişancı rozetim oradan geliyor kardeşim, ayıp söylemesi. Sanki anladın, 1,5 kilometreden adam vurduk ya. Vasili Zaytsev. Ama sana bir şey mi? Kolay değil. 200 metreden ben böyle biz oyun kafası düşünüyoruz. 200 metre lan. Hani, yatarım sıkarım diyorsun ama. Oğlum bize ilk oturdular 200 metre dediler. Hedef yok. Dedim nerede hedef? Orada işte 200 metrede. Ulan şu kadar gözüküyor böyle yaprak gibi bir şey. Dedim hayatta vuramayız bunu. Sonra böyle zamanla artık o odak mıdır nedir? Beynim bir alışıyor yani. İşte 200 metreden de... Neyle sıkıyorsunuz peki? Keleş. Full keleş. Full? Full abi. G3'ler hepsi kaldırıldı bizim dönemde. Hepsi AK'ydi. Kendine zimmetli silahın var, her gün bakımını yapıyorsun falan. 3 denetleme görünce de doğal olarak komutanı seni sürekli çalıştırtıyor. Atış yap, atış yap. Bizim kısa dönemler çok iyiydi atışta. Uzun dönemlerde 2 çocuk vardı, 200'den hiç kaçırmayan. Ya önemli olan üçgen yapabilmen. Hı-hı. 200 metrede bir hedef tahtası var. Kafa var orada, çizim. Üçlü yapacaksın abi, üçgen birbirine yakın. Okay. Bunu yapmak zorundasın. Ama gece atışları falan var, onlar çok daha eğlenceli. Jipi çekiyor abi yana, tamam mı? 50 metreden yatıyorsun, zifiri karanlık. Land diyoruz biz onlara. Jipin ışıklarını, farlarını yakıyor, kapatıyor. O yaktığı an nişan almak zorundasın. Kapattıktan sonra sıkmak zorundasın, anladın mı? Hmm. Kör ateş atıyorsun. Gördün, gördün. Evet, yani sen ışığı yaktığı zaman nişan alacaksın, tutacaksın o an artık nefesini yani. Pozisyonu aldın, bacak kırık falan. Işığı kapattı mı, kimisi böyle heyecanla ışık yanıyor ya. Işık yanıyor, pa 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 diye ses geliyor. Komutan bağırıyor küfür müfür. O çok eğlenceli. Bir de böyle tam o göz gezerpacık var ya, oraya da fosforlu küçük bir nokta değdiriyorsun. Özel bir fosforlu bir sıvı var. Onu koyuyorsun abi. O da senin şeyin işte. Gece nişan alabileceğin aracın. Bir red dot olsa. Red dot olsa neler olur. Gece ötesi çok güzel. 25 metreden sıkıyorsun. 25 metre zaten çocuk oyuncağı. Ama silahların hepsi bozuk oluyor. Sen düzeltiyorsun. Hadi ya. Bozuk dediğim. İnce ayarı yapılmamış oluyor. Aha. Onda böyle tülbent şey çarşaf asıyorsun. Hedef tahtasının arkasına. Eğer sen hedef tahtasının nişanı sıktıysan ve astığın çarşafta üçlü varsa diyor ki o zaman bu bilmem kaç onun değeri neyse sola almamız lazım diyor. Alttan ayarlıyorsun silahın şeyini. Sıfırlama yapıyorsun yani. Akort yapıyorsun. Bilmem yani. Akort yapıyorsun bizim şey gibi. Kayra neydi çocuğun? Kayra. Canım ya. Aynen burada. Öyle başlıyorsun abi askere. Gün saya saya gidiyor abi, bir sürü şey yaşıyorsun. Kaç gün kaldın sen? Ben 182 gün. Her gününü saydın mı? Her günümü sayıp her gününde o neyse main olayı tek tek not aldım. Çok merak ettiğim bir şey daha var. Evet, onu ben de merak ettim. Saçma sapan tribe girdim mi? Böyle ama
inanılmaz kötü böyle ergen triplere. Hiç girmedim. Böyle türkü mürkü dinleyip bir köşede falan ağlamam. Oğlum nöbetlerde biz bağıra bağıra türkü söylüyorduk zaten. Hayır hayır ama böyle kendi kendine. Anladın mı? Hani arkadaşlar... Ya girmişimdir tabii oğlum. Yani bir de benim görüştüğüm bir insan vardı askerde. Evet. Ne oluyor lan? Berkcan arıyor. Efendim kanka? Ne yapıyorsun kanka? Hog'dayım kanka. Hog'dayım. Ne yapıyorsun kanka? Hog'dayım kanka. Evet. Selam söylüyor chat size. Aleyküm selam. Bir şey mi diyeceksin? Tamam dostum, hadi. AS yazıyorlar. Berkcan da selamını ver. Ne? Devamı? He. Görüştüğün biri vardı. Dedi. Görüştüğün biri vardı, öyle tribe, tribe çok giren vardı. O tribe girenlerden dolayı. Şimdi herkes senin benim gibi değil kafa yapısı olarak. Adam, atıyorum köyde nişanlanmış. Gelmiş askere uzun dönem. Ama onun yaşadığı trip bambaşka. Yani sorun çıkartacak kadar trip yaşayanlar vardı. Şimdi bizim benim yaptığım askerlik Refize Birliği. Refize Birliği dediğim de hani biraz sıkıntılı. OOS'de yani dış hayatta OOS'in alan dış hayatta sorunlar yaşayan. Seni niye oraya koydular? Abi bizi şey mantığıyla koyuyorlarmış. Hani 60 tane refize varsa 3 tane normal koyalım da o 3 tane... O 3 normalde biri sen misin? 3'ü de bozulsun diye. Çünkü mümkün değil 3'ün 60'a etki etmesi. Ama ediyor. Çünkü sen oraya kısa dönem gidiyorsun, çocuklar 18-19 yaşında. Adam sana dakika bir zaten abi gözüyle bakıyor. Ben askere gittiğimde 27 yaşındaydım. Doğal olarak oradaki 20 yaşındaki çocuk şey yapmıyordu bize. Lan poşet gel bakayım falan yapamıyor çünkü biliyor seni. İşte atıyorum okumuşsun. Yaşın bir yere kadar gelmiş, aha, iş güç sahibisin. Helal olsun o çocuklar ama yapmayanlar da var. Yan birlikte yapmıyorlardı mesela. Kısa dönem falan dinlemiyordum. Gecenin beşinden tokatlayarak kaldırıyorlardı. Sil lan bütün koğuşu diyorlardı. Bütün kısa dönemlere bakıyordum o Hetim Eskut'la birlikte askerlik yaptığımız yerleri böyle siliyor gecenin 3.30'da, 4'ünde. Yani değişik ortam diyorum ya. Hiç. Askerlik, ben kendi yaşadığım askerliği anlatabilirim. Herkes farklı şeyler yaşıyor. Peki hiç şey böyle firar eden var mı sizin? Of. Var mı? Of. Kaç tane? Çok oluyordu. Ya bunları anlatma inşallah bir şey olmaz. Gerçi bir şey olmaz ya, özel bir bilgi vermiyoruz ki. Aha. Sonuçta adamlar cezalarını çekiyorlar. Abi şu an Türkiye'nin farklı binlerce noktasında birinin askerlik anısını anlattığına eminim. Ve bu anıların evet, içinde firar olduğuna da. Yani en sağlam hatırladığım firar çok var da. Toplu firar oldu mu hiç? Toplu firar 3-4 kişi yapanlar oluyor. Ama şeyi çok kullanıyorlardı mesela nöbette. Acemi bir asker var. Yeni birliğe katılmış. Uzun dönem asker. Çocuğun yanında bir usta ile birlikte nöbete çıkartıyorlar ya. Adamlar onu çok sömürüyor. Gidiyor mesela o çocuğun nöbet saatini öğreniyor yazıcıdan. Gidiyor direkt düz. Ben çıkıyorum. Eğer rapor edersen yaparım diyor, anladın mı? Direkt çok bak şey anlattım. Yayını özel anlattım. Ama o zaman o uzun dönemin üstler ne yapıyor? Hangi uzun dönemi? O rapor etmeyeni. O kaçıncı? İşte bir dakika. Oğlum bir kaçan grup var. Tamam. Bir de nöbetteki var. Nöbetteki o yeni gelen uzun dönemi üst şey rütbeler ne yapıyor diğerlerinin firarını aynen rapor etmeyince? İşte bilmiyorlar ki oğlum. Adam bildiğin gidip geliyor mu? Gidip geliyor mu? Mesela atıyorum gece... Hiç yakalanamadı mı firar? Ya oluyor tabii. Gece 1'de çıkıyor adam. Bir üç nöbeti mesela sallıyorum. Çıkıyor. Sabah karşı 5'te geliyor. Oha. Artık ne yapıyor? İçiyor mu? Dışarıda takılıyor mu? Yani, anladın mı? Bir sürü mevzular dönüyor tabii. Ama mesela o çocuğu raporladı o çocuk. Sonra başına çok kötü şeyler geldi ama. Anlatmayayım onu yayında. Harbi mi? Üf. Çok. Yani off stream anlatırım. Peki sen raporlamayı tavsiye ediyor musun? Çok zor bir soru sordun lan. Yani ilişkilerle ilgili. Ben hep söylüyorum. Askere gidecek olan insanlar. Bak chatte de vardır. Arkadaşlar zıpçıklık yapmayın. Aha. Hep babamın söylediği bir şey var benim. Ne önde ne arkada dur. Ne çok geride dur ne çok önde dur diye. Hep yayınlarımda söylüyorum. Hep ortada durursan. Gerçekten başını kolay atlatıyorsun. Sivrilik yapma yani. Sivrilik yapmayacaksın. Çok geri ezik de kalmayacaksın. Ortada duracaksın abi. Her şeyi atlamayacaksın. Her şeyi atladın mı? Yani mesela sırada bile öyle, içtimada bile ortada dur der babam ya. Yani. Başta durursan şu baştaki 5 kişi gelsin lan buraya deyip bir yere yolluyorlar mesela. Ya da arkaya kaçtılar diye düşünüp sondaki 5 kişi gitsin lan oraya diyor. Ortadakiler hep safe abi. Evet. İşte bunu da komutanlar duyarsa buradan ortadan 5 alabilirler. En ortadan 5. Ben işte gittim o ilk gün acemi bilinde ortada durdum. Koğuş sorumlusu yaptılar beni. Ben dedim burada bir sıkıntı var.
Ama sonra fark ettim şeymişim böyle. Böyle ortada dikilmiş duruyorum. Şey oldu mu hiç? Ne? Çok yüksek rütbe ziyarete geldi mi? Geldi tabii canım. Ne geldi mesela? General falan mı? Tamam. Hadi be. Sarıyordu. Formalanacak mıyız?